Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Ali İmran suresinin 169. ayetinden itibaren okuyacağız. İnsanların Allahü Teala'ya inanıp güvenmelerinin ne demek olduğu, nasıl inanılmaz zaferler elde edildiğini birlikte göreceğiz. Şimdi Allah'a inanmak dediğimiz zaman, İnsanlar zannediyor ki Allah diye bir varlığı kabul etmek ona inanmaktır. Allah'a inanmak demek, Allah'a tamı tamına güvenmek demektir. Eğer Allahü Teala'nın herhangi bir sözüne, herhangi bir emrine karşı birazcık güvensizlik duyarsa bir kişi, inanmıyor demektir. Bugün bakıyoruz ki, kendine Müslüman diyen insanların çoğusu Allahü Teala'ya güvenmiyorlar. Mesela Allah'ın bir ayetini okuyorsunuz, tamam baş üstüne ama işte biliyorsun şartlar bu falan filan. Bu Cenab-ı Hakk'a güvensizliktir. 169. ayette Allahü Teala şöyle diyor: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. Yani siz Allah yolunda mücadele ediyorsunuz. Ölümü de göze almak zorundasınız. Dolayısıyla Allah yolunda mücadele eden kişi hiçbir zaman dünyayı birinci sırada tutmaz. Birinci sırada Allahü Teala'nın rızası olur. Peki sen Allah'ın rızasını birinci sırada tutarsan ne olur? İşte diyor ki: "Ula tahsebenne allazina kutilu fi sabilillahi amwata." Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler olarak hesap etmeyin. Yani aslında en kazançlı yatırımı onlar yapmıştır. Siz ne kadar, yani dünyayı ahirete tercih eden insanları düşünün. Ne kadar zengin olursanız olun, ömrünüz bir noktada bitecek. Ne kadar itibarlı olursanız olun, bir gün o itibar sona erecek. Yani dünyayı bir numaraya alan kişilerin hiçbir zaman hayal bile edemeyecekleri kazancı Allah rızasını bir numaraya alan kişiler elde ediyor. İşte diyor ki: "Vela tahsebennellezine kutilu fi sabilillahi amwata." Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler demeyin. Peki nedir ya Rabbi? Bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Onlar diri kimselerdir. Rableri katında kendilerine rızık verilir. Yani yemeleri içmeleri temin edilir. Şimdi Allahü Teala'nın bir kanunu vardır biliyorsunuz. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa ona onun 10 katı verilir. Ve şimdi siz Allah için canınızı verdiyseniz bunun karşılığı ne olacak? En az 10 kat can olacak. Yani verdiğiniz can olduğu için karşılığında can olarak alacaksınız. Bir de bunun ahiret tarafı var. O zaman demek ki bir ölüyor ama 10 diriliyorsunuz kendiniz açısından. Burada 10 da yok, sonuna kadar diri kalıyorsunuz. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülmüşleri ölüler olarak hesap etmeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ Aslında onlar diridirler. عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Rableri katında kendilerine rızık verilir. Yani yemeleri, içmeleri tam böyle şey var. Peki,
Nasıl oluyor? فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضِّهِ Allah-u Teala'nın kendi ikramından onlara verdiğiyle son derece mutlu olmuşlardır. Çok mutlu hale geliyorlar. Yani insan dünyalığı ne için ister? Mutlu olmak için değil mi? Cennetten önce bunlar mutluluğu yakalamış oluyorlar. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ Henüz onlara katışmamış olanlara da, yani arkalarında kalanlara da müjde vermek isterler. لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Yani henüz arkalarından onlara yetişmemiş olanlara, yani yaşayan dostlarına da müjde vermek isterler. Çünkü yaşıyor ya bunlar, her şeyi hatırlıyorlar işte. Mesela Uhud Savaşı'nda şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şunu şöyle yaptık falan yaşıyor filan yaşıyor, hepsini hatırlıyorlar. Ne demek isterler? اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Üzerlerinde ne bir korku var, ne de üzüleceklerdir. Yani korkulacak, üzülecek hiçbir şey yok diye müjdelemek isterler. Ölümden korkmayın, öldürülmekten korkmayın, hiç korkulacak bir şey yok. Müjde vermek isterler. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın verdiği nimetleri müjdelemek isterler. Ve fadlin ve ikramın ayrıca. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Bir de Allah-u Teala'nın müminlerin ücretini zayi etmediğini onlara bildirmek isterler. Bu işte bunu ancak Allah'a tam olarak güvenen kişiler elde edebilir. İnanıp güveneceksiniz. Zaten güvenmemek kadar kötü bir şey yoktur. İşte burada diyelim hadi 80 sene evvel 90 sene evvel diyelim daha kesin olsun. Bizim hangimiz vardık bu dünyada? 90 sene sonra hangimiz kalacağız? 90 sene dediğiniz ne ki bir şey için yani? Bir şey değil. Yani şu gidin Süleymaniye'nin bahçesine, oradaki bir ağacın ömrü kim bilir kaç tane 90 senedir. Yani küçücük bir ömür için isterse 9000 sene olsun, bir gün bitecek işte. Bunu zaten veren Allah-u Teala. Her şeyi boşlu olduğumuz Allah'a karşı cimrilik yapılır mı? Her şeyi O veriyor. Ona güvensizlik olur mu? Şimdi biliyorsunuz, Bakara suresinde de benzeri ayetler vardır. 23. sayfayı açarsanız, 154. ayette diyor ki Allah-u Teala وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بَلْ اَحْيَاءٌ Öbür ayete geçmiş oluyor. بَلْ اَحْيَاءٌ Onlar diridirler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Ama siz onların nasıl bir hayat sürdürdüklerini anlayamazsınız. O zaman bu bizim anlayabileceğimiz bir dirilik değil. Şimdi bunu gördükten sonra tekrar okuduğumuz ayetlere gelelim. Size birkaç tane soru soracağım. Yahya sen de notları bir, nasıl olsa isimlerini bilirsin. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler olarak hesap etmeyin. Rableri katında kendilerine rızık verilmektedir. فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın ikramıyla onlara verdiğinden dolayı mutludurlar. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanlara da müjde vermek isterler. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onların üzerinde bir korku yoktur, üzülecek de değillerdir. Peki şimdi bu, böyle bir insan, yani ölmüş ve bu şekilde olan insan, soru. Gelip de savaşta savaşanlarla beraber olur mu?
Olur mu? Olmaz. Şimdi bunlar bizim anlayamayacağımız bir hayat sürdürüyorlar. Yok efendim yeşil sarıklılar gelmiş de bilmem şurada şunu yapmışlar da bunlar bunu yapmışlar da. Şimdi biliyorsunuz birçok şeyler uçma kaçmalar oluyor. Tabi birçok kültürlerdeki yalan ve hurafeler başka taraflara geçiyor. İsim değiştiriyorlar, değiştiriyor ama hikaye aynı. Şamanizm şu bu falan fark etmez. Bu hikayeleri uyduran şeytan ve avaneleridir. O orada gider şamanlara uydurur, burada gelir başkalarına uydurur, bir başka yere gider başkalarına uydurur. Hikaye aynı hikaye ama isimler değişir. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ Allah'ın nimetlerini müjdelemek isterler. Zaten gelseler müjde verirler. Derler ki bak biz ne kadar güzel yerlerdeyiz. Gel sana bir göstereyim diyecek ama gösteremeyecek tabii. Yani böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla Allahü Teala'nın kelamına herhangi bir şeyi katmak ya da ondan herhangi bir şeyi çıkarmak kendimizi ne yapmak olur? Allah'ın yerine koymak olur. Yani Allah'ın sözüne bir ilave ya da çıkarma yapamayız. Mesela herhangi bir yerde konuşurken sizin sözünüze birisi bir şey katsa kabul eder misiniz? Peki nasıl Allah'ın sözüne katma ve çıkarma yapabiliyor bu insanlar? Allahü Teala anlayamazsınız diyecek. Tamam ya Rabbi anlayamam bitti. Ama bunun sana faydası şu. Allah yolunda öldürülmekten korkmayacaksın. Zaten Allahü Teala'nın onayı olmadan da hiç kimse ölmüyor. وَمَا كَانِ النَّفْسِنَا okumuştuk burada 145. ayetti galiba. وَمَا كَانِ النَّفْسِنَا تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Yani hiçbir nefsin diyor Allah'ın izni olmadan ölmesi söz konusu değildir. O zaman biz Allah yolunda ölmek için yani ölümü göze aldığımız zaman tamam. Sonra efendim sıcak savaş falan zaten bir Müslümanın hayatının tamamı mücadeledir. O mücadelelerin tamamında yalnız Allah rızasına odaklanmak lazım. Yalnız Allah rızasına kilitlenmek lazım. Ve orada Cenab-ı Hakk'a güvenimizi hayatımızın her döneminde göstermemiz lazım. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve Resulüne icabet eden, yani çağrısına karşılık veren. مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Kendilerine o yara isabet ettikten sonra, bu hala Uhud Savaşı'ndayız biliyorsunuz. O yara neydi? Galipken, mağlup hale gelmişlerdi, çok sayıda Müslüman şehit olmuştu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte yaralanmıştı aldığı bir kılıç darbesiyle ve dağa doğru çıkıyorlardı. Çok büyük bir perişanlık yaşadılar. Mesela burada 165. ayet hemen sağ tarafa bakalım. Orada ne diyor? Evelemme asabetkum musibetun kad asabtum misliha kultum enne hada. Başınıza o musibet geldi ki bunun iki katını karşı tarafa siz vermiştiniz. 70 kişi öldürüp 70 kişiyi de esir almıştınız. Kultum enne hada. Bu nereden dediniz? Kul hu min indi enfusikum. Sizin kendinizden kaynaklı. Bunun sebebi sizsiniz. Emri dinlemediniz. Emri dinlemediniz. İşte bak burada bak ondan sonra diyor ki اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Zafer kazanmanın da ölçüsü var. Yapsaydınız olurdu. Yemek yapıyorsunuz, yemeği iyi pişirmiyorsunuz. Bu yemek niye yenmiyor? Kardeşim iyi pişirseydin. Aynı şey. Burada da zaferi kazanmış zaferi kaybettiysen suç başka yerde suçlar ama sen suçlu sensin.
Allah kural koymuş. Sen müminsen, sana yardım sözü vermiş ama yardımı da hak edeceksin. Öyle şey yok. Hak etmeyene yardım da yok. Bakın o şeyden bir sayfa daha geri çevirin, 152. ayet. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَهُ Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Ben size yardım ederim diye sözleri var ya. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ Allah'ın izniyle onları kılıçtan geçiriyordunuz. Etkisiz hale getiriyordunuz. Türkçe karşılığı etkisiz hale getirmek daha uygun olur. Yani hislerini ortadan kaldırıyordunuz. Hatta اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ Dağıldınız, o konuda birbirinizle tartışmaya girdiniz. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعَدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ İstediğiniz şeyi, zaferi Allah size gösterdikten sonra isyan ettiniz. Bitti. Yani hiçbir zaman gevşemek yok. Tam neticeyi alıncaya kadar mücadeleye devam. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra başka iş başlayacak. Şimdi bir adam iflas etmiş, maddi sıkıntıları var, oğlu babasına sormuş. Baba demiş, bu ne kadar sürer? 40 gün oğlum demiş. Ondan sonra alışırız demiş. Yani ondan sonra gevşemek yok, yine devam edeceksin. İşte burada diyor ki, tekrar ayetimize geliyor, 172. ayet. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah'a ve Rasulüne olumcu, yani çağrısına kulak veren kişiler. مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ O yara onlara isabet ettikten sonra, yani o Bedir'de o yarayı aldılar. Şey, ordusu geri çekilmişti biliyorsunuz, Ebu Süfyan ordusu. Niye geri çekildi? Bak orada galip gelmişken, halbuki beklenen Ebu Süfyan ordusunun Medine'ye saldırmasıdır. Çünkü şehri savunacak kimse kalmadı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sözü var, Allah sözünden caymaz. Müslümanlar cayıyor ama Allah caymaz. Ama bir de Müslümanlarda gerçekten Müslümanlık yok. Hakikaten yok Müslümanlık. Yani çünkü Allah'a güvenmiyorlar. Allah'a tamı tamına güvenmek lazım. Şimdi Allahü Teala bak burada diyor ki 151. ayette bu gene şeyle ilgili biliyor. Az önce okuduğum ayetin bir öncesi yani. Allah size vaadini gerçekleştirdi diyor ya. Onlar işte o etkisiz hale getiriyordunuz ama bir önceki ayet. O 152. ayeti bu 151. ayet. Senulki bak bu ayet o savaşın devam ederkenki durumu ifade ediyor. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا Şu kafirlerin kalplerine korku salacağım diyor. Salacağız. Niye? Allah herhangi bir belge indirmediği halde Allah'a ortak koştukları için. Yani iblisin ortak koşmasını hatırlayın. Dün akşam Yahya televizyonda anlatıyordu o ilgili ayetlerin hepsini. İblise bakarsanız mesela ilk ortak koştuğu zaman Cenab-ı Hakk'ın emirlerine 1 milyon derseniz bir tanesine karşı çıkmıştır. Yani 1 milyon tane emir var diyelim yani. Bir tanesine karşı çıkmıştır. Bir tek emirde kendini Allahü Teala'dan üstün gördü. Yani Allah'a güvensizlik gösterdi. Şimdi siz o bir tek emirde iblis güvensizlik gösterdiği için ne oldu? Kovuldu. E peki sen kovulmayacak mısın? Bugün ben Müslümanım diyen insanlar bakıyorsunuz ki Allah'a hiç güvenleri yok. Dini kendi kafalarına göre dizayn ediyorlar.
haşa bu dinin Rabbi haline geliyorlar. Bakıyorsunuz ayetler arasında sıralama yapıyor. Efendim tedricilik vardır. Bugün birisiyle konuşuyorum. Bu faiz savunulabilir mi diye. Hocam biliyorsun Mekke'de faiz haram değildi. Sana ne Mekke'de? Tedricilik vardır. Ya kardeşim, senin elinde bu kitap var. Allah-u Teala diyor ya Bakara 159'da اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَةِ öyle mi? Yok. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ biz bu kitapta insanlara açıkladıktan sonra, bu kitapta, bu kitaba koyduktan sonra Allah'ın açıklayıcı ayetleri ve ana yolu gösteren ayetlerini gizleyenler, üstünü örtenler, görmeyenler, görmezlikten gelenler. Şimdi o ayetler burada varsa, var mı Kur'an'da? Öyleyse Mekke devri, Medine devri, tedricilik bile saçma sapan, ancak iblise yakışan sözlerle kimse kendisini savunamaz. İşte bu müşrikliktir. Haşa Allah-u Teala zalim mi ki iblisi müşrik sayısında seni saymasın? Cenab-ı Hakk'a güvensizlik göstereceksin, ondan sonra da ben müminim diyeceksin. Öyle yağma yok. Diyor ki Allah-u Teala burada سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ o kafirlerin kalbine korku saracağız. بِمَا اَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِي سُلْطَانًا Allah kendilerine bir şey indirmeden, bak ellerinde bir belge olması lazım. Senin elinde bir delil var mı? Sen şimdi Mekke'deki ayetlerden sorumlusun, Medine'dekinden değil. Efendim bu sıralama olmuştur. Var mı delilin? İşte delil olmadan kendilerini Allah'ın yerine koyan insanlar bu aynı konumdadır. İşte bunlar diyor Allah'a ortak koştukları için onların kalplerine korku saracağız. Şimdi Uhud'a gelelim. Uhud Savaşı'nda bu durumda olanlar kimdi? Mekkeli müşrikler değil mi? Kalplerine korku saracağım dedi. Ne zaman saldı? Savaşı tam kazanmışlarken kenara çekildiler. Şehre saldırmaları beklenirken saldırmadılar, yavaş yavaş gitmeye başladılar. Şimdi baktım tarihçiler de bu ayeti görmemişler. Anlaşılamayan bir sebepten dolayı şeyler Medine, Mekke yolunu tuttu diyorlar. Nedir? Ebu Süfyan ordusu. Ya nasıl anlaşılamayan bir sebep? Allah diyor işte burada, kalplerine korku saracağım diyor. Peki tamam, onların kalplerine korku saldı da bir de Müslümanların görevi var. Şimdi Nebi ve Resul farkını biliyorsunuz değil mi? Bak şimdi burada diyor ki bu 172. ayette اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah ve Resulünün çağrısına kulak verenler. Allah ve Resulünün çağrısı dendiği zaman ne aklınıza gelir? He? Allah'ın sözü yani ayet. Bu konuda ayet olması lazım. Yani Nebi sıfatıyla değil, Resul sıfatıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çağırması gerekir. Şimdi bakın bu şeyde Nisa suresinin 104. ayetini açalım. Çünkü onlar, evet onlara korku saldı doğru ama daha önce de salmıştı kalplerine korku. Müslümanlar nasıl gevşeklik gösterdilerse geri döndüler.
Çünkü Allah vaadini velakat sadakakumullahu vaadeh dedi. Yani kalplerine korku sarmanın hemen arkasından söyledi. Size verdiği sözü yerine getirdi diye. Ama siz gereğini yapmadınız, yenildiniz. Burada tamam kalplerine korku saldı, onlar geri çekildiler ama Müslümanlar da burada vazifelerini yapmaları lazım. Evet. Bak diyor ki burada وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Yani savaştığınız tarafın arkasından takip etme konusunda gevşeklik göstermeyin diyor. اِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ. Siz elem çekiyorsunuz. Tamam, mesela Resulullah yaralı, çok sayıda Müslüman yaralıydı. Sıkıntılar içerisindeydi. فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Sizin eziyetiniz, onlar da eziyet çekti. Onlar da savaşın başında bir sürü adamlarını kaybettiler. Peki, وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Sizin Allah'tan bir beklentiniz var. Bak kalplerine korku sarma mesela. Onlar bunu beklemiyorlar ki. Bak işte şey yaptılar, size bir nefes alma fırsatı verdiler. O zaman وَلَا تَهِنُوا. Nedir? Allah'ın emri değil mi? Gevşeklik göstermeyin düşmanı takipte dediğine göre ne yapmaları gerekirdi? Takip etmeleri gerekirdi. Şimdi bak bir başka ayet daha şey yapalım. Muhammed Suresi 47. sure 35. ayet. ...509. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala gene فَلَا تَهِنُوا. O da فَلَا تَهِنُوا, burada da فَلَا تَهِنُوا, gevşeklik göstermeyin. وَتَدُعُوا اِلَى السَّلْمِ. Barışa çağrı, barış çağrısında bulunmayın. Hadi barışalım demeyin. Niye? وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ. Siz çünkü daha üst durumdasınız. Daha üst durumda olmanın şeyini söyledi Allahü Teala. Sizin Allah'tan bir beklentiniz var, onların yok. Onların yok. İşte şeyde اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Onu da söylemişti şeyde, Âl-i İmran suresinde. Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez demişti. Kaç? 160. ayet aynı konuyla ilgili. Aynı sayfada. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Allah size yardım ederse, 70. sayfada, kimse size galip gelemez. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَبْنَ. Bu işte. O zaman Allah'ın yardım etmesi için ne yapmak lazım? Onun emrine uymak lazım. Onun için وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ. O üstün durumda olan sizsiniz. Niye? Çünkü Allah'ın yardımını, Allah size yardım etmeyi vaat ediyor, başkasına vaat ettiği yok ki. O zaman barış çağrısı da yapamazsınız karşı tarafa. Karşı taraf barış çağrısı yapabilir ama sen yapamazsın. Yani Müslüman olarak sen barış çağrısına bulunamazsın ama karşı taraf bulunursa kabul edersen. فَاِنْجَنَهُ الْاِسْتَلْمِ فَاِجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Enfal suresine bir baksana. 70 miydi? Enfal suresinde. 61 mi? 61 kaçıncı sayfa? 187. 183 öyle mi? Ha. Tamam. Bak, savaş sırasında biz barış çağrısı yapamayacağız düşmana. Çünkü o bizim zayıflığımızı gösterir. Allah'a güvensizlik olur işte bu. Tamam mı? Yani ben inanıyorum, öyle şey yok. Allah'a güvenmeden inanmış sayılmaz. Ya ama öyle diyorsun ama bir sürü işte hocam ya falan, işte adamların ordusu var, şusu var, busu var. Peki siz Uhud'da olsaydınız ne yapacaktınız? Komutan yaralanmış, bak yanağına şey, zırhın çengeli yapışıyor, sahabeden birisi onu çıkarayım derken dişi kırılıyor. Peki burası ne oldu o zaman? Buradaki acıyı düşünün.
Ama o acıya rağmen o kadar yaralı, sıkıntılı Müslümanlar bu şartlarda takip edilir mi? Edilir. Gevşeklik göstermeyeceksin, barış çağrısı yapmayacaksın. O zaman Cenab-ı Hak sana ne yapacak? Zafer verecek. Tamam. Şimdi karşı tarafta propagandaya başlamış. Tabii. Kim tekrar aynı ayetlere gelelim? Evet. Diyor ki burada Allahü Teala اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah ve Rasûlüne icabette bulunan ne demek? Ayetin emrini yerine getiren demektir. Çünkü oraya Nebimiz de o emre dahil. O da uyumak zorunda. O da uyumak zorunda. Onun için o da her şeye rağmen düşmanı takibe koyulmuştur. Yani Bedir'de yaptığı hatayı burada yapmıyor. Evet. مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ O yara onlara isabet ettikten sonra, çünkü bunlar üstün vaziyette, üstün durumda olmalarının tek sebebi nedir? Cenab-ı Hakk'ın yardımıdır. Aynı şey hepimiz için söz konusudur. Her konuda öyledir. Siz Allah yolunda gayret gösterin, Cenab-ı Hakk'ın yardımı mutlaka sizinle beraberdir. Hiç korkmayın. Allah'a karşı suç işlemeyen yeter. Yürüyün. Ha, karşı taraf barış çağrısında bulunursa ona hemen şey yaparsın, peki dersin. Çünkü biz insanları öldürmek için uğraşmıyoruz. İnsanların zihnindeki yanlışları öldürmeye çalışıyoruz. O insanları kurtarmaya gayret ediyoruz. Evet. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Şimdi bunlar geldiler. Hadi Allah'ın emrine uyduk, Resulullah'ın ordusuna katıldık. O da yetmiyor. Bak arkasında ne diyor? لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُ Onların içerisinde samimi davrananlar, en güzelini yapmaya çalışanlar, en iyi davranışı göstermeye, elinden geleni yapanlar diyelim Türkçe karşılığı. وَاتَّقَوْا ve kendilerini koruyanlar. Gereken koruma tedbirini alacaksın, öyle Allah beni bana yardım edecek diyor, öyle sallapati olmaz. Gerekeni yapacaksın. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? İşte bugünkü Zülhuleyfe, Hacca Umre'ye gidenler bilir, Medine'den çıktığınız zaman ihram giyilen yer var. İşte oraya kadar, oranın biraz çevresine, yakın çevresine kadar, işte Hamraul Esed denen yere kadar düşmanı takip ediyor. Düşman da tabii ileride, onlar da geri gelmeye çalışıyorlar. Onlar da biraz sonra ayeti okuyacağız. Müslümanlara korku salmaya çalışıyorlar, Müslümanı korkutmak istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada birkaç gün kalıyor. 5000 noktada ateş yakıyor gece. Ne demektir? Müslümanlara takviye geldi. 5000 noktada ateş yaktığı zaman gece bunlar 5000 ateşin etrafında toplanan kaç bin kişi olduklarını varın hesap edin. Ama diyor ki bu ateşler sürekli yanacak diyor. Şimdi bu büyük bir gayret gerektiriyor mu? Değil. Öyle şey yok. Bak, tedbirini de alacaksın. وَاتَّقَوْا diyor. Koruma tedbirlerini de alacaklar. Öyle şey yok. Gevşeklik yok. اَجْرٌ عَظ۪يمٌ İşte bunlara büyük bir ücret vardır. Karşılıkları büyük olacaktır. Çok büyük oldu. Bunlar çekti gittiler Mekkeliler. Perişan vaziyette. En azından Medine'yi kurtardılar. Gayet güzel bir şey işte. Şimdi onların propagandasını anlatan ayet. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ İnsanlar onlar için şöyle diyorlar. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Şimdi Mekkelilerin propagandistleri gelmişler. Propaganda yapıyorlar. Müslümanların morallerini bozmak istiyorlar. Diyorlar ki bak onlar toplanmışlar, geliyorlar. Geri dönmüşler. Gerçekten de geri dönmüş. Şimdi gidiyorlar. Diyorlar ki ya
Biz ne yaptık? Hani galip gelmiştik? Ne oldu? Geri gidiyoruz. Hiçbir şey elde edemedik. Bir tane adamların esir de alamadık. Medine'de de giremedik. Elde avuç hiçbir şey yok. Nasıl galip geldik bu savaştan? Biz de anlamadık. O zaman geri dönelim. Kalplerinde de korku var. Onun için bu defa Müslümanları da korkutmak için ne yapıyor diyorlar ki اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Ya bu etraftan kabileler de duymuşlar, hepsi toplaşmışlar, size geliyorlar. Müslümanlara doğru geliyorlar. Bunlar ne diyor? Ha, فَخْشَوْهُمْ Onlardan korkun. Vallahi, bu, vallahi korkulur bunlardan diyorlar. فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Bunların bir sözü onların imanlarını artırıyor. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Ne güzel vekildir. Şimdi şey aklıma geldi, bu tarikatlarla ilk mücadeleye girdiğim günler aklıma geldi. Şimdi onlarla görüşmeyi yazılı hale getirmiştim. Baktım ki bir takım kötü davranışlar içerisine girmeye başladılar. Beni korkutacaklar akıllarınca. Sonra bir takım şeyler yaptılar. Ondan sonra ben de dedim ki hodri meydan. Hadi buyurun ben de şimdi sizinle görüşmeleri yayacağım. Hemen elimde tutuyordum kimseye yok. Belki düzelirler bakarsın ki vazgeçerler, yani iyi niyetlidirler falan, o kadar ayet okuduk, bunlar kendilerini Müslüman zannediyor falan filan. Mehmet Hoca o günleri iyi hatırlar, müftülük değil o sırada. Şimdi, orada birçok şeyler yapmaya çalıştılar, ondan sonra hadi hodri meydan dedim. Hemen fotokopiyle dağıttım. Ya o kadar çok dağılmıştır ki o Türkiye'de, yurt dışında böyle fotokopi kolay ya, kitap almaktan daha kolay. Ver şu, ben de fotokopi çektireyim. Zaten 30 küsur sayfaydı, fazla da bir şey değildi. Hadi bakalım. Şimdi böyle Cenab-ı Hakk'a güvendiğiniz zaman karşı taraf sizin gözünüzde gerçekten küçülüyor, hiç. Küçülüyor, hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey olmuyor. Bir gün Allah selamet versin İstanbul müftüsü, işte Süleymaniye Camii'nde onlarla ilgili konuşuyoruz. İstanbul müftüsü geldi dedi ki artık şey yapma dedi. Söyleyeceğin her şeyi söyledin dedi. Ona geliyorlarmış, rica ediyorlarmış artık konuşmasın diye. Bana cesaret edemiyorlar. Benim de çok yakından tanıdığım böyle çok baba adamlar yani çok etkili adamlar. Ama benim bana gelmeye cesaretleri yok. Demişler ki ya işte söyleyin de artık vaazları kessin. Yoksa işte bizim efendi şu şu hallere girmiş falan diye. Neyse ben de dedim ki hocam ben çok üzüldüm bu habere ya. İşte birisi şey yapmış çok bunalıma girmiş de doktorlar bir yerde istirahat etmesini söylemişler. Dedim hocam çok üzüldüm dedim. Bu adamlar Türkiye'de kalabiliyorlarsa yazıklar olsun bana. Hiçbir şey yapamamışım dedim. Ve birkaç gün sonra çıktılar. Evet şimdi evet اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمْ Her şey ödüm. Ya mücadele tek kişi, beş kişi, on kişi, yüz kişi önemli değil. Allah rızası için mücadele verdi mi Cenab-ı Hak sana gereken desteği verir. Bak diyor ki اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İnsanlar bunlara diyor ki bak herkes size karşı. Herkes size karşı. Bunlardan korkulur. Aman dikkat edin. Dikkat edin. Ha bak benden söylemez. فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Onların bu sözler onların inancını artırır sadece. Başka hiçbir şey yapmaz. وَقَالُوا Şöyle dediler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Ne güzel vekildir. Yani Allah'ın koruması kafi. Başkasına ihtiyaç yok.
Ama bakın dikkat edin, Allah'ın koruması kâfi, başkasına ihtiyaç yok derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en küçük tedbiri ihmal etmedi. Orada 5000 tane ateşin sürekli yanlığı, siz çöl şartlarını düşünün, oraya odun temini, onları sürekli yakılı halde tutmak çok ciddi bir iştir. Yani canlarını dişlerine takıp sonuna kadar da çalışıyorlar. Öyle haşa, Allah'a bekçin, Allah'a vekili harcın, Allah'a şu böyle değil yani. Sen vazifeni de sonuna kadar yapacaksın. En küçük gevşeklik yok. O zaman Allah'ın yardımı gelecek. فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Böylece oradan Allah'ın nimeti ve ikramıyla geri döndüler. Yani oradaki yenilgi neye dönüştü? Galibiyete dönüştü. Bu defa artık Müslümanların çevre kabileler arasında itibarları sarsılmadı. Çünkü orada o yenilgi söz konusu olsaydı Medine'ye bile giremezlerdi. Çünkü Medine'deki Yahudiler şımarır, bunları sokmazlardı oraya. Çevredeki İslam'a düşman olan kabileler bunları fena halde perişan etmeye çalışırlardı. فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Allah'ın nimeti ve ikramı ile geri döndüler. Yani tekrar zaferi kazanmış gibi oldular. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ Hiçbir kötülük de onlara dokunmadı. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Allah'ın rızasının peşine düştüler. Yani Allah'a emredecek bir davranış içerisine, Allah'ı razı edecek davranış içerisine girdiler. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Allah-u Teala büyük bir ikram sahibidir. Dipnot, ha. Sen oku onu da. Hepsini ben mi okuyacağım ya? Özetle 173. ayetin dipnotunda diyordu ki, bu Ebu Süfyan gelmiş, seneye görüşürüz demiş, Peygamberimiz de inşallah demiş. Bu insanların işte toparlanıyorlar, korkun, çok kötü geliyorlar demesi bir yıl sonraki olayla ilişkilendirilmiş. 174. ayetin dipnotunda da bu defa bununla bağlantılı olarak şöyle söyleniyor. Hazreti Peygamber'in komutasındaki birlik Ebu Süfyan ile bir yıl önce sözleşilen yerde onları bir hafta kadar bekledi. Ancak bir miktar asker ile yola çıkan Ebu Süfyan'ın savaşmaktan korkarak geri dönmesi üzerine Müslümanlar da karlı alışverişler yaparak tekrar Medine'ye geldiler. Evet. Şimdi burada devam ediyor Cenab-ı Hak, diyor ki اِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ İşte bu size gelen var ya diyor, size gelenler o şeytandır diyor. Kendi dostlarına karşı sizi korkutuyor. Tabi size dost olarak görünür, yakınınız görünür. Şeytan ben şeytanım diye gelmez ki. Dört dörtlük Müslüman olarak gelir. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan korkmayın diyor Allah-u Teala. Gelmiş propaganda yapmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, korkmayacaksınız. Eğer inanıp güveniyorsanız benden korkacaksınız. Allah'a inanıp güveniyorsan Allah'tan korkacaksın, başkasından korkmayacaksın. Evet. وَلَا يَحْسُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Şimdi Müslümanların içerisinde olmasına rağmen kafirlerin içerisinde dönüp dolaşan insanlar var. Evet. Onlar diyor seni üzmesinler. Şimdi bu ayetleri hep görüyor. Ben de bazen kendi kendimi suçluyorum. Bazı şeylerle insan üzülüyor. Niye üzülüyorsun? İşte bu tür ayetler biraz teselli oluyor. وَلَا يَحْسُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Küfür içerisinde oradan oraya koşuşup duran kişiler seni üzmesinler. اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْعَا Onların Allah'a herhangi bir zarar olmaz, Allah'ın dinine bir zararları olmaz, korkma. Şimdi bundan daha büyük bir moral olur mu? Onun için hedef Allah rızası olmalı. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kilitlendi mi? Dünyada onun, ahirette. Onun verdiği şeyden daha güzel hiçbir zaman için olamaz. يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ Allah onların ahiretten bir payının olmamasını istiyor.
Onlara ahiretten pay vermemek istiyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için büyük bir azap var. اِنَّ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ Bazıları da imanı verip küfrü alıyorlar. لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْهَا Onların da Cenab-ı Hakk'a, yani mesela bakıyorsunuz ki sizin içinizde yıllarca adam bulunuyor, mücahit olarak, iyi ne güzel diyorsunuz, hoş falan. Bakıyorsunuz ki öyle bir noktada sizi terk ediyor ki, Allah Allah diyorsun, bu adam niye böyle yaptı? İşte ondan da korkmayacaksın. Ne diyor Allah-u Teala? İmanı verip küfrü alanları da, onların da Allah'a herhangi bir zararları olmaz. Onlar için de elim bir azap vardır. Acıklı bir azap vardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِاَنْفُسِهِمْ Kafirler de kendilerine süre tanımanımızın kendilerinin lehlerini olduklarını hesap etmesinler. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزَّادُ اِثْمَنْ Biz onlara süre tanıyoruz ki günahları artsın. Yani aslında Allah süre veriyor, verdiği süreyi bunlar günahla değerlendiriyorlar. Peki öyleyse öyle. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ Onlara da alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi şöyle bir düşünün Medine'yi. Mekke'yi düşünün. Mekke'de küçücük bir grup var, Müslümanlar. Öyle ki orada kendi başlarına hareket edemiyorlar. Bir grubu canını kurtarıyor, Habeşistan'a gidiyor. Diğer grubu Medine'ye gitmek zorunda kalıyor. En sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye gitmek zorunda kalıyor. Böyle bir ortamda mesela şu anda Suriye'den Türkiye'ye gelenleri düşünün, birer sığınmacı. Bunların Türkiye üzerinde bir etkisini düşünebilir misiniz? Yani ne dersiniz? Türkiye'ye yük dersiniz değil mi? Yoksa bizim Türkiye'nin yönetimi üzerinde etkileri olacak falan kimsenin aklından, hayalinden de geçmez. Bunlar Mekke'de yani kendi doğup büyüdükleri yerden kovulmuş olan insanlar. Kendi doğup büyüdükleri yerden, canlarını kurtarmış insanlar. Ama bu insanlara Allah 1,5 sene sonra Bedir'de zafer veriyor. 2,5 sene, yani 3. yılda Uhud'daki yenilgiyi zafere dönüştürüyor. Ondan sonra Beni Kaynuka, Beni Nadir kabileleri ki şeyin zengin kabileleri, Medine'nin zengin Yahudiler. Onları Medine'den çıkmak zorunda bırakıyor. Onlardan bir sürü mal kalıyor Müslümanlara. Sonra 5. yılda Mekkeliler Medine'ye Hendek Savaşı için geliyorlar. Büyük bir moral çöküntüsüyle geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ondan sonra Müslümanlar Beni Kureyza'yı da alıp Medine'nin tam hakimi oluyorlar. Topu topuna 5 sene. Peki. 5 sene ya. Ya siz 5 sene içerisinde dükkanınızı daha dekorasyonunu tamamlayamıyorsunuz yani. Düşün. Ya ben şuradan şu kalıpları yapacağım, burada bunu yapacağım, işte şu müşteriler. Bunlar 5 sene içerisinde şehre hakim oluyorlar. Şehre hakim olmak bir kenara, çevre kabilelere hakimiyet kuruyorlar. 6. sene Mekke'ye kadar gidip orada Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması'nı yapıyorlar. Dönüşte Hayber'i alıyorlar. Ki Hayber son derece zengin bir bölge o dönem için. Sonra Mekke'yi alıyorlar. 8. sene. Ya bu nedir? İşte Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyler. Siz Allah rızasına kilitlenir, başka her şeyi bir kenara atarsanız, Allah'ı birinci sıraya koyarsanız, elbette ki Mekke'deki Müslümanlar gibi sıkıntılardan geçersiniz. Elbette ki çeşitli o Bedir, Uhud, Hendek gibi çeşitli sıkıntılardan geçersiniz. İlla öyle olacak değil. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir savaşı Kur'an-ı Kerim'den bilmiyoruz yani, öyle bir şey yok. Yani bir sıcak savaş manasında Bedir, Uhud, Hendek gibi ama ömrü tamamen mücadeleyle geçiyor.
Yani illa sıcak çatışma falan değil, zaten sıcak çatışma mecbur kalınmadan yapılmaz. Düşünün bakın, Bedir'e Müslümanlar savaş için mi gitmişlerdi? Birdenbire Mekke ordusunu karşılarında buldular, mecburen savaştılar. Peki Uhud, Mekke ordusu oraya kadar gelmiş, orada mecburen çıktı, savaştılar. Hendek gene aynı. Peki şeye niye gittiler? Hayber'e. Çünkü Hayber'deki Yahudiler Mekke'dekilerle anlaşarak o Medine baskınını birlikte hazırlamışlardı. Onun cezasını verilmesi gerekiyordu. Hak edene cezasını vermezsen olmaz. Evet. Onun için Cenab-ı Hakk'ın verdiği son derece önemlidir ve büyüktür. Ona göre hareket etmemiz lazım. Sualler falan varsa...